Değerli Gaming Life takipçileri hepinize merhaba. Gaming Life stüdyolarında biliyorsunuz ki Naci hocamızla birlikte Gamleague'i konuşmuştuk. Ve şimdi de Gamleague'in ve Türkiye'nin en büyük değerlerinden biri olan Altın Kocabıyık'ı konuşacağız. Evet Serkan Bey, Altın Kocabıyık Gamleague için ve en önemlisi Türkiye için çok önemli bir değer. Ve Altın Kocabıyık'ın Gamleague'e ve Türkiye'ye kattığı birçok özellik, birçok kültür var. 2012 yılında kaybettiğimiz değerli büyüğümüz Altın Kocabıyık hakkında güzel bir program yapmaya çalışacağız bugün seninle beraber. Umarım bir hatamız olmaz. Bir hatamız olursa şimdiden affola diyelim. Ve sözü size bırakmak istiyorum efendim burada. Biliyorsun ki ben de Borusan kökenliyim. Ben de orada ekmek yedim. Aileme ekmek götürdüm. Altın Kocabıyık dediğin gibi sadece Gemlik'le sınırlamayalım. Türkiye'de çok önemli, bence büyük bir değer. 2012 yılında kaybetmiştik bu önemli değeri. Gemlik'te de bu kadar ekmek yediren bir insanın bence bu stüdyoda konuşulması, anlatılması gerekiyor. Ben çok büyük bir değer olduğunu düşünüyorum. Çok insana ekmek yediren bir insan olduğunu düşünüyorum. Allah gani gani rahmet eylesin inşallah. Amin. Efendim, Altın Kocabıyık benim için de, hani siz dediniz ben Borusan kökenliyim diye, benim için de ve ailem için çok değerli bir isim. Altın Kocabıyık 1924 yılında Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesine bağlı Tazlar köyüne dünyaya geliyor. İlk ve ortaokulunu Afyon'da okuyor Altın Kocabıyık ve ardından İstanbul'a yerleşiyor okul için. Ve İstanbul'da eğitimini, öğretimini devam ettirirken daha sonrasında babasından yadigar bir firmanın yönetim kurulu üyesi olarak çalışma hayatına giriyor. Yani iş hayatına giriş yapıyor genç yaşlarında. Daha sonrasında üniversite vesaire derken ardından ne yazık ki babasını, Ahmet Kocabıyık'ı ne yazık ki kaybediyor. Ve babasını kaybettikten sonra bu firmanın başına geçiyor Altın Kocabıyık. Ve bu firmayı büyütmek için büyük hedefler koyuyor kendisine ve tırnaklarıyla kazıyarak çok farklı yerlere çıkıyor Altın Kocabıyık. Daha sonrasında dediğim gibi Tavzar Köyü dünyaya gelmişti ve Tavzar Köyü için de çok değerli bir isim Altın Kocabıyık. Çünkü Altın Kocabıyık Tavzar Köyü'ndeki yakınlarını da, oradaki insanları da kendi şirketinde çalışmaya başlıyor zamanla ve Borusan Holding'in aslında çatısı oluşuyor. Eski firması, yani babasından kalan firmasında eski çatı oluşuyor. Yani bugünkü Borusan Holding'in altyapısı burada oluşmaya başlıyor. Ve Borusan Holding bugün Türkiye'nin en önemli firmalarından, en önemli şirketlerinden birisi haline geliyor. Ve Altın Kocabıyık'ın aslında oluşturduğu en büyük özelliklerden bir tanesi de Borusan kültürü, yani Altın Kocabıyık kültürü. Hı hı. Ve bu kültürü de, ya burada derinlemesine anlatmak benim için çok zor. Çok. Gerçekten çok zor. Bu yüzden ben değerli izleyenlerimize Tavzar Köyü'nden Borusan'a isimli Altın Kocabıyık'ın zorla yazdığı bir kitabı anlatmak istiyorum. Çünkü bu kitabı okursanız anlayacaksınız. Neden zorla dediğimi de aktarayım. Altın Kocabıyık çünkü çok mütevazi bir insan. Kendisini övmek ya da kendisini yüceltmek gibi bir hiçbir zaman kaygısı olmamış. Ama ailesi, yakınları, çalışanları, müdürleri çok ısrar etmişler. Böyle bir kitabın Altın Kocabıyık'ın hayatının neleri anlattığını, neler yaşadığını anlatabileceğini en iyi bu şekilde, yani kendi ağzından ulaşabileceğini söylemiş. Çünkü kendisini bir belgesel çekilmesini istememiş, hakkında bir film yapılmasını istememiş. Çünkü o mütevazı kişinin hiç olmamış Altın Kocabıyık. Çok ısrar etmişler. Uzun ısrarların sonucunda bu kitap ortaya çıkmış. Ve Altın Kocabıyık burada yaşadığı tüm zorlukları, yani Tavzar Köyü'ndeki o yaşadığı en zor süreçleri, Afyon'da yaşadığı en zor süreçleri, İstanbul'daki eğitim hayatındaki en zor süreçleri, babasını kaybettikten sonraki iş hayatındaki en zor süreçleri burada güzel bir şekilde, özel bir şekilde kaleme almış. Bu yüzden çok önemli. Hani benim bunları anlatabilecek kapasitem olduğunu düşünmüyorum ve yanlış da bir şey söylemek istemiyorum. O yüzden mutlaka bu kitabı okumalısınız. Ama tabii ki böyle anlatmak istemiyorum deyip de geçmeyeceğiz. Tabii ki bunları detaylı olarak konuşacağız bu programımızda. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bunları söylemeye çalışacağız efendim. Ben şöyle bir şey teklif ediyorum sana. Senin de Tazlar Köyü'nden olduğunu biliyorum. Hı hı. Şöyle bir şey yapsak, değerli takipçilerimize de Altın Kocabıyık'ı anlatmak adına böyle bir değeri. Bence bu programı Tazlar Köyü'nde yapalım.
Yani Asım Kocabıyık'ın doğduğu topraklarda oraya neler kattığını, nasıl bir yer olduğunu, nasıl bir yerde büyüdüğünü bence orada anlatalım. Ne dersin? Çok güzel olur. Bu teklifinize çok sevindim. Çünkü neden çok sevindim? Ya bazen bazı şeyleri anlatmak, kelimelerle anlatmak çok zor oluyor. Orada bizzat gösterebilirsek ben de çok mutlu olurum. Çünkü hani dedim ya, gaming için çok değerli bir isim. Asım Kocabıyık Türkiye için çok değerli bir isim. Ama aynı zamanda Tazlar Köyü için de çok değerli bir isim Asım Kocabıyık. Şöyle, ben Borusan'da çalıştığım dönemde Tazlar Köyü'yle tabii bir şeyler duydum. Hı hı. Çok değişik bir köy olduğunu duydum. Bence programa orada devam edelim. Olur, çok sevinirim. İnşallah izleyicilerimiz de yapalım, memnun olurlar. Devam edelim. Evet efendim, Tazlar Köyü'ne gidiyoruz. Asım amcamdan konuşamayınca ağlatma beni, boş ver. Tamam. Amcam böyle amcaydı, çok değerli biriydi. İyi, alçak gönüllüydü. Evet. Herkese merhaba derdi. Hele bizi filan görmedi mi ne yapacağını şaşardı. Evet, şu anda Afyon Karahisar, Sinanpaşa ilçesine bağlı Tazlar Köyü'ndeyiz. Gemliğin yakından tanıdığı, gemliğin kaybettiği en büyük değerlerden biri olan Asım Kocabıyık'ın doğup büyüdüğü köydeyiz bugün. Tazlar Köyü'ndeyiz. Evet Serkan Bey, nasıl geçti yolculuk? Yolculuk güzeldi. 4,5 saat gibi bir sürede buraya geldik. Çok güzel 2 gün geçireceğimizi düşünüyorum. Güzel görüntüler sunacağız inşallah takipçilerimize. O zaman daha fazla zaman kaybetmeden biz hemen köyde turlarımıza başlayalım ister. Tazlar Köyü'ndeki gezimize devam ediyoruz. Köy içerisinde şu anda önemli bir noktadayız. Arkamızda Asım Kocabıyık'ın doğduğu evin önündeyiz şu anda. Anladığım, öğrendiğim kadarıyla bu köy içerisinde bir kahve kültürü yok. Bu köy içerisinde oda kültürünü öğrendik. Böyle bir kültürün olduğunun farkına vardık. Feyzi, sen bu konuda çok daha bilgilisin buralı olduğun için. Hem Asım Kocabıyık'ın eviyle alakalı hem de biraz sonra ziyaret edeceğimiz Kocabıyıklar Odası ile alakalı bize biraz bilgi verebilir misin? Tabii ki. Asım Kocabıyık'tan direkt başlayayım isterseniz. Asım Kocabıyık 1924 yılında arkamızda görmüş olduğumuz evde dünyaya geliyor. Daha sonrasında ilk ve ortaokulu okuyana kadar bu evde yaşıyor. Daha sonrasında ilk ve ortaokulun ikinci yılında İstanbul'a yerleşiyor kendisi. Ve daha sonrasında işte fabrikalar vesaire devam ediyor. Zaten onları detaylı olarak anlatacağız birazdan. Daha sonrasında odalar dedik, oda kültürü dedik. Tazlar Köyü'nde bir kahve kültürü yok, sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi. Burada bir oda kültürü var. Oda kültüründe dışarıdan gelen misafirler, şehir dışından veya köylerden gelen misafirlerin ağırlandığı bir oda kültürü var. Bu odalarda misafirler ağırlanıyor. Bayramlarda bayramlaşmalar bu odalarda yapılıyor. Her mahallenin bir odası var, her sülalenin bir odası var. Zaten birazdan da göreceğiz. Şu anda karşımızda Kocabıyıklar Odası bulunmakta. İsterseniz orayı ziyaret edelim ve oradan programımıza devam edelim. Tamam. Buyurun efendim. Odasındayız. Bu odada bizi köyün en genç isimlerinden biri Mehmet Koç amcamız karşıladı ve bizi misafir etti odada. Şimdi biraz onunla konuşacağız. Hem köyden konuşacağız hem rahmetli Asım Kocabıyık'tan konuşacağız. Mehmet amcacığım, öncelikle programımıza hoş geldin. Biz de köyünüze hoş bulduk. Şimdi Asım Kocabıyık'la alakalı biz biraz böyle bilgi almak isteyeceğiz sizden. Asım Kocabıyık kimdir? Ne iş yapar? Neler yaptı? Asım Kocabıyık nasıl bir değerdir? Bize biraz ve seyircilerimize biraz bahseder misin Sayın Mehmet amcacığım?
Şimdi Asım Bey'in buraya çok faydası çoktur. Niçin çoktur? Köy, bütün köylüyü içeri çekti. Aşağı yukarı 80-90 kişi emekli oldu. Köylümüz olaraktan. Ben mesela, benim vardığımda 19 kişi vardı fabrikada. Ben 28 sene çalıştım orada. Ve oradan emekli, 90'da emekli oldum. Asım Bey eskiden burada okudu. Burada okumadı. Afyon'dan Almanya, İngiltere'ye gitmiş. Orada okudu. Şu evde doğdu. Şuradaki evde doğmuş. Evet, Amerika'dan orada çekim yapmıştık. Evet. Bunun adamla arabamız çok iyiydi. Asım Bey'in adını çok iyiydi. Çok severim ben. Kendi ağabeyim gibi. Ağabey ederim ben kanalıma. Asım Bey demem. Hep ağabeyle konuşurum. Fabrikaya gelir. Nuray yenge telefon eder. Beni ararlar fabrikada. Ben bekçibaşıyım. Orada bekçibaşıyım. Ondan sonra Asım Bey bizim köyümüze gelir. Su azdı. Gölet yaptırdı. Yukarı gölet yaptı. Gölete gitmediniz değil mi? Babam biliyor mu? Gideceğiz onunla da. Onunla alakalı da şöyle bir şey öğrendik. Daha önceki yıllarda köyde su sorunu varmış. Su sorunu var mı? Ve annesi de yani Asım Kocabey'in annesi Satıgelin de bu köydeki sudan dolayı böyle ara sıra böyle tartışmalar çıkarmış. Ve gece bahçe sulamak zorunda kalırmış. Zorundayım. Tabii evvelce öyleydi. Ha. Asım Kocabıyık da bu duruma çok üzüldüğü için daha sonra gölet yaptırıyor köye. Yaptırdı. Ve bu göletin de adını Satıgelin koyuyor. Yani Satıgelin, annesinin tabii. Adını veriyor göletin. Satıgelin'e gidersin. Doğru değil mi? Tabii. Doğru biliyorum değil mi onu? Tabii doğru. Süper. Hep doğru onlar. Suyumuz çok azdı eskiden. Ama şimdi Allah'a bir şükür her yer su oldu. Her taraf buydu ileride su oldu, sulanıyor. Her şey sulanıyor şimdi. O da Asım Bey'in yiğitliğinden. Öylelikle Asım Bey'in ben hiçbir kötülüğünü görmedim. Hiçbir kötülüğünü de görmedim. Hep iyi tarafını, hep iyi tarafını. Evet. Oradan sonra buraya geldi. Oğlu Ahmet Bey, ben de oğlu başka bir kereleri çiftlik kuracak. Onlara bu istediler. Hayır dediler, ben babamın mülküne kurarım dedi. Asım Bey buralı ya. Babamın mülküne kurdu ve buraya da geldi. Aşağıda evleri falan vardır. Girdiğimiz bir mi girmediz oraya. Gördük, gelip köye gelirken gördük zaten. Çok soruyu ben sordum. Biraz da Serkan Bey'in soracak soruları varsa biraz da ona sözü verelim. Senin merak ettiğin Asım Bey'le alakalı, Tavzar Köyü'yle alakalı, hazır Mehmet amcayı yakalamışken buradan sormak istediğin bir şey var mı Serkan abiciğim? Ben Mehmet amcaya bu odalarla alakalı sorayım. Asım Bey'le ilgili zaten yeterli bilgi verdi. Mehmet amcam bu odalarda ne oluyor? Bir oda iyi bir anlat bakalım bize. Bu odalarda ne oluyor? Şimdi mesela siz misafir geldiniz. Hı hı. Oda sahipleri şimdi işte milleti eskisi gibi değil. Eskiden ihtiyarlar oturup buradan kalkmazlar. Otururlar, yemek çaylarını pişirirler. Küçükler gelir çaylarını pişirirler. Öğlen yemeği gelir, sabah kahvaltısı gelir, burada yerler çaylar. Bizim o çoğaltık oda, Murat'ın yanındaki oda da bizim odadır. Burası koca büklem odasıdır. Misafir gelir, yemeğini yer. Kalıcı olsa yatağı burada. Öbür odaya veya bu odaya yatak yaparlar. Oda sahipleri. Yatağa ertesi gün adam yemeğini yer kalkar gider. Hep misafir içindir burada. Kış gününde de hepsi gelirler buraya toplanırlar ailecek. Yani sizin köyünüzde herhangi bir kahve falan yok? Yok. Bir kişi kahve açtı. Şimdi oraya gidenler gençler gidiyorlar oraya kahveye. Ama oda devam ediyor. Oda kültürü odalar devam ediyor. 6-7 tane bile oda vardır. Değil mi Hasan? Evet. Yukarı oda. Burada 2. Bizim oda 3. Çavuşlan oda 4. Çakalan oda 5. Buradan sonra yeni oda 6, macunan oda 7, bir de muhtarası var, 8 tane oda var. Herkesin mahalle, aile odaları vardır. Bizimkine umarlan oda derler, buraya kucuk büyüklen oda derler. Yani dışarıdan kimse misafir olarak geldiğinde burada kalıyor, burada kalır. Yiyor, içiyor. Yiyor tabii, yerler ederler, ondan sonra yatağı, işi olsa yatağı burada, edersin gün kalkar gider. Ne güzel, ne güzel değil mi Feyzi? Aynen. Bu misafir işinde burada. Her gelen misafir odalara. Mesela senin bir tanıdığın odadır, senin odan o değil mi? Sana gelir. Benim tanıdığım odadır, Hasan'ın tanıdığı odadır, onların odalarına giden derler. Odalarda yerler, içerler, arkadaşlık. Ondan sonra yatacak olursa yatar, yatmazsa karnı doyurur, çeker gider.
Bir de misafirleri birkaç farklı evden yemeklerle ağırlıyor. Yemeklerle yani geliyor tabii. Yemekten geliyor. Burada ne pişireceğiz ya? Herkes evinden getiriyor buraya. Herkes evinden bir kap getiriyor. O bir kap getiriyor. Tabii, derken tabii, bir sürü tabii. Burada yemek oluyor. 5-6 kişi, 6-7 kişi odanın ayrı kaç kişiyse bunlar hep yemek getirirler buraya. Çok güzel. Maşallah. Evet. Tazlar'da farklı kültürler, farklı tatlar, her şey var burada köyde. Oda kültürü de bunların en güzel örneklerinden bir tanesi. Anadolu kültürünün en güzel örneklerinden bir tanesi oda kültürü. Biz de inşallah bugün misafiriz. Bugün ve yarın burada misafiriz. Biz de bakalım oda kültürünün nasıl olduğunu bugün hep beraber göreceğiz. Teşekkür ediyoruz Mehmet amca. Mehmet amca teşekkür ediyoruz. Bu bir hafta 10 gün sonra kendi kendine erer. Hı hı. Biliyor musun ne bu muşuna? Ama biz köyde döngel diyoruz ona. Ta 50-60 sene önce bir yazdım ben bir şey köyde. Şiir var. Yani o zaman ufak çocuktuk. Aha. Okuyayım. Dur. Köyümün adı Tazlar. Kışları soğuk, sıcak sıcak yazlar. Yolunuz uğrasa da güzelliğini görseniz bir kere de sizler. Paha yetmez sularına, dağdan akan pınarına, dolan başlı yollarına. Doyum olmaz, doyum olmaz. Temiz hava, güzel çamlar. Yakınında sık ormanlar. Daha saysam neler var. Güzel köyüm, şirin köyüm. At koşturur erler eri. Mercedes'tir merkepleri. Daha vardır var neleri. Turistiktir benim köyüm. Teşekkür Bravo. Ediyorum. Eyvallah. Devam ediyoruz. Yine odalardan birindeyiz. Adı Yukarı Oda. Yukarı Oda, evet. Yukarı Oda'ymış. Burada bugün bir etkinlik var. Köy halkından birinin İstanbul'da bir düğünü varmış. Burada da köylülere bir ikramı, bir mevlidi ve ikramları mevcuttu. Biz de hem ikramları yedik hem de mevlide katılmış olduk. Aynı zamanda köy odalarının kötülerini bir kere daha burada farklı bir şekilde görmüş olduk. Geziye devam ediyoruz. Tazlar Köyü muhtarlığı önündeyiz. Burası aynı zamanda köy konağı olarak da geçiyor. Köy konağı Gemliğinde olduğu gibi Asım Kocabıyık Tazlar Köyü'nün oldukça büyük bir değeri. Ve köy konağının hemen yan kapısındaki girişi Asım Kocabıyık'ın fotoğraflarıyla süslemişler. Kendisini tekrar buna rahmetle analım. Ve sözü size vermek istiyorum Serkan Bey. Tazlar Köyü'nü ve köy halkını nasıl buldunuz? Günümüz çok dolu geçti. Gezmediğimiz sokağa kalmadı diyebilirim. Gerçekten çok samimi bir köy havası. Yani her yerden çaya çağırıyorlar. Yedik içtik. Güzel de bir gün geçirdik. Zaten havası çok... Bugün de şanslıydık ama bugün de hava biraz... Hava biraz açık evet. Evet açıktı biraz. Bakalım yarın nasıl geçecek? Bu gece nasıl geçecek? Devam ediyoruz. Gezilere devam ediyoruz. We'll be right back.
yapılarda birisi. Burada aynı zamanda Tavzar Köyü muhtarlığı da burada bulunmakta. Tavzar Köyü köy konağındaki en önemli alanlardan birisi görmüş olduğumuz bu alan. Bu alanda Asım Kocabey ile ilgili haberler, Borusan'la ilgili haberler ve aynı zamanda Tavzar Köyü'nün kalkındırma projesi ile alakalı haberler de bu gördüğünüz alanda yer almakta. Ekstra Asım Kocabey biliyorsunuz ki Tavzar Köyü için de çok değerli bir isim. Bu yüzden Tavzar Köyü'nü tanıtmak için Asım Kocabey'in hayatının belgesellerine anlatıldığı bir televizyon bölümü de burada. Bulunmakta. Orada hem köy halkına hem köye misafirlere gelen insanlara Asım Kocabey'in hayatı da bu görmüş olduğumuz alanda anlatılmakta. Demiş olduğunuz gibi Tavzar Köyü için çok değerli bir isim Asım Kocabey'lik. Ama Asım Kocabey için de çok önemli bir değer Tavzar Köyü. O yüzden kitabında da belirttiği gibi çok önemli bir söz var. O sözde görmüş olduğumuz bu alanda yer almakta. Bu memlekete gönül borcum var. Hayatım boyunca bunu ödemek için çalıştım diyen rahmetli Asım Kocabey'lik Tavzar Köyü'ne olan sevgisini ve özlemini bu sözlerle anlatmış ve Tavzar Köyü'nü çok önemli bir yere sahip olduğunu burada bizlere aktarmış oluyor. Çok çok iyi birisiydi. Nerede? Şimdi o insan kalmadı yavrum, kalmadı. Şimdi kalmadı. Bu köyün her toprağında onun yeri vardır. Nerede? Şimdi bizler ne olduk, ne öldürdük? Biz de Borsan'dan emekliyiz. Benim beyim de Borsan'dan emekliydi rahmetlik. Allah rahmet eylesin. Çok iyi birisiydi. Çok, çok değerli birisiydi. Ne yapacağız? Allah hep öyle yaptık. Hep öyle. Evet. Bizler de gideceğiz de çok zor. Evet. Allah yarabbim cümlemize hayırlı günler versin, hayırlısını versin, hayırlısı olsun. Evvela hayırlısı. Asım Kocabey ile ilgili hazırlamış olduğumuz Tavzar Köyü'ndeki programımızı yavaş yavaş artık sonlandırıyoruz. Asım Kocabey'in gemlik için çok önemli bir değer olduğunu zaten biz biliyorduk. Ve eminim tüm gemlik halkı da bunu biliyordu. Ama Tavzar Köyü için de Asım Kocabey çok önemli bir değermiş. Bunu da burada bir kez daha öğrenmiş olduk. Ve ben sözlerimi yavaş yavaş burada sonlandırırken bizi izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ve sözleri yavaş yavaş Serkan Kaynar'a bırakıyorum. Asım Kocabey nasıl bulduk? Asım Kocabey gemlik için, Tavzar için nasıl bir değermiş? Sen neler söyleyeceksin Serkan Kaynar? Bu iki günde şunu anladık ki çok güzel bir köyde geçirdik bu iki günümüzü. Asım Kocabey'in burada çok değerli bir büyükler olduğunu öğrendik. Bu iki günde işte oda kültürünü öğrendik, misafirperverliği öğrendik. Yani değerli takipçilerimize ben şunu çok rahat söyleyebilirim. Gemlik'ten kalkıp veya Türkiye'nin herhangi bir yerinden kalkıp buraya geldiğinizde yemeniz, içmeniz, yatmanız, her şeyiniz burada bu halk tarafından karşılanıyor. Ve şunu da anladım. Bir değerin, rahmetli Asım Kocabey gibi bir değerin, büyük bir değerin bir köye neler katabileceğini gördüm. Ve herkesin, yani şu herkes için çok mutlu olsa gerek, herkes dua ediyor. Hani rahmetle anıyor. Ben bunu gördüm iki günde. Bugün zaten çok soğuk bir gün. Ama yine de çekimlerimizi sonlandırdık. Benim için çok farklı ve değişik bir iki gündü. Ben teşekkür ediyorum misafirperverleriniz için, tüm köy halkına. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet, çok teşekkürler. Bizi izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.